Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün Toros'u temizleyeceğiz. Artık sezonun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Toros'un işleri bitti diyebilirim. Yani bundan sonra biraz daha az tarlaya gideceği için içini dışını güzelce detaylı temizlik yapacağız. Şimdi öncelikle hava kompresörünün bir düğmesine basalım. Sonra da Toros'u alıp gelelim. Garajın yanına. Kompresörünü çalıştırdık. Hem o bir yandan dolsun, hem de kapıları açalım. Bir de Toros'u getirelim. Önce içine bir koltuklarına falan bir hava tutalım. Bir tozu gitsin. Daha sonrasında da sileriz. Toros sokaktaydı. Sabah ben bir tarlaya gitmiştim. O yüzden dışarıya bırakıvermiştim. Şimdi garajın önüne çekelim. Çalışırsa. Hadi canım, hadi. Heh. Yani şuraya bakarsanız, hadi yazalım İlayda diye gözüküyor zaten. Şimdi içeriye, bahçeye alalım bunu. Hayır, 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 hayır. Camlar da çok kötü, bakın şimdi göreceksiniz. O yüzden temizlik gerekiyor yani. Şöyle yanaşabilirim inşallah. Yanaşamadım. Çünkü bir elimde kamerayı tuttuğum için şöyle geri gelelim. Bu sefer olacak. Şöyle yürüyelim, yürüyelim, yürüyelim. Ve duralım. Tamam. Hava doldu. Şunu bir açalım. Bu da biraz hava soğuk olduğu için sertleşmiş. İçi de Toros'un zaten çok tozlu gördünüz. Şimdi önce kapılarını açalım, sonra da temizleyelim. Toros temizliği yapacaktık ama yeraltı borusu patlamış. O yüzden oraya gideceğiz. Temizliği bıraktım. Yani zaten tarlaya gideceğiz. Bakalım neler olmuş. Bir tane kürek alacağım. Babam iki tane kürek al dedi. Dinamo'da çalışır vaziyetteydi. Büyük ihtimal tarlaya su akmış ama ne zaman patladığı hakkında bir fikrimiz olmadığı için öncelikle o patladığı yere bakacağız. Hani çok su olmuş mu olmamış mı diye. Şimdi kürekleri aldım. Arabaya koyalım. Sonra da tarlaya gideceğiz. Bakalım ne kadar, ne zaman patlamış, ne kadar su akmış, buğdaylar sulanmış mı? Göreceğiz. Tarlaya geldik. Çalışanımız Emir abi. Öyle mi dersin? Te burası gel. Te burası, şurada çok su var. Ha. Bak şurası kaynamış galiba dede. Şurada çukur oluşmuş. Kürek ne yapacağız? Kürekler ne yapacağız? Vallahi bilmiyorum, babam al dedi bana kürekleri. Biz sabah şu rogarları kapadık. Açıkmış onlar. Herhalde denemiş mi ne olmuş bilmiyorum. Onları kapadık. Bunun burası ne oldu bilmiyorum ama şuradan çıkmış. Bak şöyle gitmiş. Buna gıdası bu. Sulamaya zarar olmamıştır o. Oho. Bu su olsa buraları yıkaması lazım. Ama zaten batıyor orada da boruyu değiştirirken. Hayır, sulaması normal diyorum. Buradan su kaçırsa, basmasa, yarım bassa diyorum. Orası işte, evet. Burası kaynağı zaten. Kaynar, evet. Hayır, iyi sulanmış ki batıyorlar diyorum tamam, yani tamam, boru değiştirirken. Buradan kaçıran yer. Öbürlere gideceksin mi? Dolanayım mı be? Dolan da gel. Tamam. Hadi. Öbür rogarların yanına doğru gidiyorum. Bir oralara da bakalım dedik. Çünkü burası biraz az. Hani normal öyle patladığında her yeri su olması lazım. Sulamaya bir etkisi olmamış. Dedemle az önce onu karar verdik. Şimdi ben de Nadas tarlanın içinde yürüyorum. Rogarların yanına falan bakacağım, işte boru hizalarına. Oralarda bir sıkıntı var mı diye. Büyük ihtimal yoktur çünkü Emir abiler boru değiştirirken batıyorlar toprağa. O yüzden de battıkları için hani iyi sulanmış demek oluyor. Bir sıkıntı olmamıştır diye düşünüyorum. Şimdi bir tanesinin yanına geldim, rogara baktım, bir sıkıntı yok.
diğerine doğru ilerliyorum. 3 tane rogar gezeceğim. Ve burası şey, Nadas olduğu için yürümesi çok zor. Şöyle göstereyim. Babam da buraya birkaç gün önce çizel çekti. Ben sürmüştüm Temmuz ayında. Yani biçimi yaptıktan hemen sonra. Sonrasında da çizel çekmiş. Artık seneye Ekim için yavaş yavaş hazırlanıyor. Üstüne bir aysan çekeriz. Belki iki de çekeriz, bilmiyorum. Bunlar böyle kışın duracaklar. Şimdi ben bir rogarları dolanayım, sonra kamerayı tekrardan açarım. Rogarları dolaştım, bir de yeraltı borusunun olduğu kısımları da dolaştım. Bu sıkıntı yok. Yani hiç kaçırmamış su, tabanda gözükmüyor. Çok yoruldum Nadas'ta yürürken. Ve tarla büyük, rogarların arası biraz fazla mesafe var. O yüzden şimdi dedemin yanına tekrardan gidiyorum. Şimdi tek kuyu basacağız anladığım kadarıyla. Normalde çift kuyu çalışıyor ve ikisinin suyu birleşiyor. Tek çalıştırdığımız zaman da bunu, iki kuyunun birleştiği kısmı kapamamız gerekiyor. Kanalları ayarlayacağız. Zaten Emir abi ile Nebi abi de boruları değiştiriyorlar. Onlar da bayağı yarılamıştır. Onların da yanına doğru gidelim. Garların olduğu tarlaya geldim. Öncelikle babamla bir hemen telefon görüşmesi yaptık. Bu aşağı taraftaki vanaları da kapatmam gerekiyormuş. Kuyunun başından ayarlayamıyormuşum onları. Onların yanına doğru ilerliyorum hemen. İki tane rogar kapatacağım. Normalde iki at çalıştırıyorduk buraya. Tek at çalıştıracağız. Hemen yürüyeyim. Onları kapatalım. Çünkü daha akşam oluyor ve torosu temizlemem lazım bugün. Geceye kalmadan ve soğuğa çok kalmadan torosu halletmem de lazım. İnşallah bir sıkıntı çıkmadan eve hemen döneriz. Rogar'ın yanına geldim. Şimdi şunu bir kapatalım. Allah'ım, bunlar da ne sert ya. Şaka mısın sen ya? Bu ne? Üstüne bassam şöyle dizimle. Galiba kapandı. Diğer yanına gidelim. Diğer rogarın da yanına geldim. Galiba öldüm ama yürürken. Gerçekten. Ay, bu da çok yumuşakmış. Tak diye indi aşağıya. Ama şu an göremiyorum. Tamamen indi mi? Şu karşıdan bir bakalım. Bir tane kalmış. O yüzden şimdi bunu da bastıralım. Allah, çamura da girdi. Oldu mu acaba? Şuradan tekrardan bir bakalım. Olmamış. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Elimde de bunu gezdiriyorum ya. GoPro'nun şeyi. Şuradan. İndi galiba bu sefer. Oldu bence. Evet, olmuş. Kuyunun başına gidelim. Babamı bir FaceTime arayalım. O bir hangisinin kapanacağını göstersin. Bu rogarlar yeni yapıldı. O yüzden ben bilmiyorum kuyunun başından ne, suyun ne tarafa gittiğini falan. Babamı arayacağım, soracak. Söyleyecek. Teknolojiden faydalanalım. Hemen görüntülü arayayım. Kuyumuzun yanına geldik. Evet, çekmedi. O zaman şuradan bir fotoğraf atalım. FaceTime'a yetmese de belki WhatsApp'a yeter. Çeker. Dedi zaten, şimdi sen kuyunun yanına gideceksin. Çekmeyecek internet dedi. Şimdi babamdan cevap bekliyoruz. Efendim? Şimdi buraya yeni çıkış yaptı ya. Altına da bir tane buraya verdi çıkış. Onlardan hangisinin olacağını söyleyecek şimdi ama şey yapmadı. Açmadı. Bir daha bir arayayım. Hı.
işte bu. Baba fotoğraf attım. Fotoğraf attım. Fotoğraf attın da bak şimdi hani dirsekle dörtlük var ya. Dirsekle dörtlük. Evet. Dörtlük boru yayılı var ha. Açık kalacak işte kızım. Onun yanında hemen küçük şey. Onun yanında hemen öbür taraftan gelen bak birleştiği yer. Tamam. Tamam bunu kapatacağım. Şey. Bana şey boru olan iki açık kalacak o kadar. Tamam dur bakalım şimdi oldu galiba. Boru olan açık kalacak. Tamam. Yanındakini kapatacaksın. Yani öbür taraftan geleni kapatacaksın. Sonra öbür tarafa gitmeyecek işte. Tamam. Bu gelen işte ya. Şunu kapadık tamam. Küçük, yan yana ikisi zaten bir karış arası vardır. Evet tamam kapadık. He onu kapadıysan bastın havayı değiştirdiyseler. Değiştirdiler. Şimdi... Kapanmıyor mu şu? O kapalı tamam, zaten. Zaten bak. Close'da. Tamam. Ben basıyorum o zaman dinamayı. Yani yukarı işte gitmeyecek kızım. İkinci, üçüncü kuyuya doğru su gitmeyecek. Tamam. Hadi bay bay. Emir abi basıyorum dinamayı. Reset diyorum diyor. Tamam resette diyor. Bastım. Resetledim. Kapatalım şunu da. Heh. Kütleden gitti. Kalksın bakalım bir tabancalar. Görelim tabancaların kalkışına. Tabancalarımız kalktı. Ben başa geldim lakin. Evet. Bu gördüğünüz gibi yol atıyor. Bunu bir düzeltmek lazım. Hey yarabbim bu da bugün ne engel oldu bana ya. Şunu bir cebime koyayım. Sonra şunu ayarlayalım. Acaba ne oldu? Emir abim bayağı bir bağırıyor. Bu tarafını çekmek gerekiyor geriye. Şimdi tekrar bir döneyim. Az önce tamamlayamadım. Bir tane daha geri çeksek. Şöyle tamam herhalde. Rüzgar eserse diye ondan azıcık şarampole de bırakıyorum ha. Evet iyi oldu. Hop bu tarafa da tamam. Ya boru çıktı, ya fırttı, ya bir şey oldu. Ey Allah'ım bugün de. Çünkü tabancalar düştü. Bir gidelim bakalım neler olmuş. Tapa çıkmış, tapayı taktılar. Şimdi ben yine ıslanacağım burada gezinirken. Tabancalar gayet güzel atıyor şu anda. Tamam. Ay şu hele ne kadar çok atıyor. Şu an havada da rüzgar olmadığı için gayet güzel gözüküyor. Eve geçelim artık şu tarafa bir temizlik yapalım. Eve geldik. Şunları bir alalım paspasları. Gördüğünüz gibi. İçine buğday eksem çıkacak yani. Şunları şuraya bir atalım. Onları oraya çeşmenin başına götüreceğim de. Bayağı felaket bir halde arabanın içi. Topraklar şeyler. Hele şu bu ne? Allah. O bu. Ay. Bunu neyle çektireceğiz acaba? Bunu bu çamurları bütün tut. Tutamadım. Allah Allah. Yarısı döküldü zaten arabanın içine. Hey Allah'ım be. Çıktı sonunda. İlerleyelim. Bagajı da bir açalım. Bagaj da iğrenç. Tozlu. Buna da ben bir hava tutarım da. Onu da şöyle bir kenara alalım. Şurayı da açalım. Şurayı da açalım. Şu paspası da bir alalım. Bunu da onların yanına götüreyim de şimdi. Kompresör dolmuştu zaten. Hemen bir
şu. Ah, kapı kapanmış. Ulan şu arkadan başlayalım. Şuradan bir çizeyim önce. Hortum yetmedi. Şöyle yapalım ha. Şimdi yetecek ama buraları bezle tekrardan sileceğim de. Silmeden önce bir en azından şu toprakları bir bezle silerken daha kötü oluyor. Öf, şurayı da tutalım. İçim dışım toz oldu. Toza bakın, toza. En azından bugün bir içini bitirsem yarın dışı temizlenir onun. Çok toz oluyor, hem de kızda tarlada bayırda olduğu için böyle oluyor işte sonuçların hali. Tozunu bir kaldırdım, bir şey yaptım. Bir de kendime tutayım. Çok kötüyüm. Her yerim toz oldu. Bayağı toz çıktı içinden. Burada bayağı toz olmuş. İçinden çamurları alalım. Şunu bir kapatalım. Şu anlık lazım değil. İçinden şunları bir alalım. Süpürgeyle mi çektirsem acaba bunları? Evet, süpürgeyle çektireyim. Süpürgeyi aldım geldim ama şu öbür taraftakileri süpürge çekecek gibi değil. Onları neyle alsam bilemedim. Çünkü onu hani süpürgenin çekmesi için torbasın böyle 10 kiloluk falan olması lazım. Bayağı büyük oldu. Garajda içine doldurabileceğim bir şey arıyorum şu anda da. Şöyle bir kova gibi bir şey bulsam. Bunda da çivi var. Şunlara bakalım. Hava da soğudu ha. Hastalanmasam bari. Sesim şu an kötü zaten. Burnum tıkalı gibi. Kutucuk gibi bir şey yok mu ya? Şuraya dışarı bakalım. Allah Allah. Heh. Şuna olur, şuna dolduralım. Orada baksanıza şimdi ne kadar var. Ha bir de içinden şuradan yani damlama eki çıktı. Yazdan kalma. Bir kova içinden çıkan şey toz toprak. Bu ne? Mavi boncuk. İçinden her şey çıkabilir. Şunları alalım. Bunları süpürge çekmez çünkü. Ay. Ya ağaç yaprakları bile bütün girmiş arabanın içine ya. Allah Allah. Fıstık çıktı içinden. Şaka gibi ya, her şey var. Bir bakır çamurumuz oldu.
süpürge içinde bir de üçlü alalım şuradan. Soğuğu yedim. Bu bir garanti. Yarın kesin hastayım. Sese bak. Bütün video böyle hapşırıyormuş. Şuradan su dolduralım. Ay çok üşüdüm valla. Bu dolarken hortum da durmuyor çünkü soğuk olduğu için böyle kıvıramadım. Şuraya da pirili de hazır etmiştim. Allah onun da kapağı çıktı. Çok az bir piril dökelim ha. Az daha koyalım çünkü toros bayağı pis. Şöyle. Evet, döktük bunu da. Şuraya kenara atayım bunu tekrardan. Eve dönerken alırım. Ay. Su da şimdi buz gibi, ellerim donacak. Mükemmel. Ay bile çıktı yani şu an. Artık yıkaması yarın. Üf. Oy, nasıl bir soğukluk böyle. Şurayı bir silelim önce. Baksanıza çamurlar yazın da temizleniyor da tabii bu kadar detaylı temizlenmiyor çünkü yazın genelde ben arabayı yıkarım böyle. Gelirim eve. Yarım saat sonra babam hadi tarlaya gidiyoruz der. Sonra geri tarlaya gidersin. Bizim yollarımız hem çamurlu oluyor genelde. Hem de yazın çok tozuyor ve Toros'la girip yani her yere girip çıkıyoruz. Tarlanın içine şeyine. O yüzden Toros bayağı şey oluyor. Kötü oluyor yazları. Tozlu ve çamurlu oluyor. Şimdi de yine sulama sezonu olduğu için hani sulama yaptığımız için bir uçtan da yine aynı oluyor. Artık son sulamalar yapıldığı için temizleyelim dedik sezon. Yani temizleyeyim dedim. Bayağı temiz oldu. Şöyle çıktığı kadar silelim. Koyayım. Şurasını temizleyeyim. Ay. Ey, şuralara bakın. Tam olarak bir çiftçi arabası yani. Belli ediyor kendini. Ben çiftçi arabasıyım diye. Elim donuyor. Bayağı soğuk. Şuraları da silip hemen gireceğim içeri. Akşam oldu. Ve aşırı soğuk yani. Yarın ben devam eder miyim temizliğe bilmiyorum. Büyük ihtimal etmem. Ay silecekleri çalıştırıyordum. Toros'ta çok güzel bir sezon geçirdik. Arada o beni yarı yolda bıraktı ama güzeldi gene de. Şunu kırdım mesela bu sezon. Aşırı komikti. Nasıl kırdım? Bir gün Reels çekeceğim.
tarla tarla. İşte hem dolaşmam lazım tabancaları, hem de dedim Reels çekeyim. O Reels'ımı da Instagram'dan takip edenler bilir zaten. Hani böyle bir kabak tarlasındayım, bir işte mısır tarlasında, bir ayçiçek tarlasında falan. Neyse, çekeyim derken tarlanın oraya geldik. Durdum. Şunu şöyle bir çektim, çatladan elimde kaldı. Dedim nasıl ince? Ondan sonra babam da yoktu o sıra. Eskişehir'deydi. Sadece ben varım. Yanımda da kardeşlerim var. Neyse işte. Kardeşim indi açtı kapıyı falan. Hadi o yanındayken sıkıntı değil. Ona in aç diyorum. Açıyor da. Yalnızken şunu açtık, camı sonuna kadar hep açık durdu. Ezan okunuyor azizallah. Dışarıdan böyle şuradan kolumuzu çıkarıp açtık falan. Yaptırasıya kadar. Sanayiye gidesiye kadar. Çok komikti ya. Bir de bunu Reels çekerken yapmam daha komikti. Reels çekeyim derken. Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın yani. Şimdi Reels miyiz demişken. Orada da güzel komik şeyler paylaşıyorum, Reels'lar. En son yani tarla sürerken falan da paylaşıyorum. Şeyle gülmüştüm en son çok. Pancarı çıkarmaya çalışırken gelberiyle düştüm. Düşüyordum yani az kalsın. O çok komikti. Ona bayağı gülmüştüm. Arada komik şeyler paylaşıyorum orada. Genel olarak ama tarla sürerken falan ya da tarlada paylaşıyorum. İlayda Altintas yine. Buradaki gibi, YouTube'daki gibi ismi. Bu tarafa geçtim ama GoPro'nun şarjı bitti. Yani artık o bile isyan ediyor. Şurayı da sileceğim şimdi, hatta şöyle sileyim. Bitti sayılır temizlik işi. Telefonla devam ediyorum çekime maalesef. Ama bugün biraz fazla çekim oldu. Bir de ben onu yolda gelirken açık unutmuşum, GoPro'yu. O zamanda da biraz şarjı fazla gidiyor. Açık unuttuğun zaman, bıraktığın zaman. O yüzden telefonla devam ediyorum çekime. Şuraya bakın, çamur içinde. Şu altında çamurlar var. Bunlar gitsin diye uğraşıyorum. Şunları yerleştirelim yerine. Şuraya koyalım ya, yerleştirelim dedim. Zaten öyle dağılmasını unuttu. Bunlar burada dursun. Onları babam ayarlar. Büyük ihtimal hepsi orada durmaya devam eder. Bunlar da yedek bezler. Şimdilik bu akşamlık bitirdim buradaki işleri. Toros'taki işleri. Günlük işlerimiz bitti. Akşam ezanı bile okundu yani, az önce duydunuz. Artık ben içeri gireceğim. Gerçekten hava çok soğuk. Ve dondum yani. Akşam ayazı da çöktü. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Başka bir videoda görüşürüz. Konuşamıyorum bile artık, siz düşünün.